Geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi görünüyorsun. Yoksa sen abi misin? Büyüdün mü, abi oldun mu? Bilmem. Kardeşin var mı? İki tane var. Peki. Sen daha da büyüdüğünde, kocaman olduğunda ne iş yapacaksın? Onu büyünce karar vereceğim de. Daha karar vermedin mi? Peki. Hangi oyun oynamayı çok seviyorsun arkadaşlarınla? Satranç. Gerçekten mi? Satranç zor değil mi? Hayır. Ben zorlanıyorum. Ne yapmam lazım güzel oynamak için? Sessiz olman lazım. Neden? Çünkü satranç sessiz oynanan bir oyun. Neden ama sessiz olmak gerekiyor? Çünkü rakibimizin dikkatini dağıtmayalım diye. Peki, satrançta kazanabilmek için ne yapmak lazım? Şahmat etmek lazım. O nasıl yapılıyor? Rakibin şahını köşeye sıkıştırman lazım kendi tellerinden. Zor bir şey mi? Yok. Ama ben hep bilgisayarda oynadığım zaman ikili taraflı hep ben mat ediyorum. Çünkü ben hiçbir piyonumu yedirtmiyorum veya askerimi oyun. Ama siyah şahların bütün şeyini yiyorum, sadece şahı kalıyor. O yüzden bunlar önemli diyorsun. Bak, senden bir sürü şey öğrendim. Peki sen eminim annene de evde yardım ediyorsundur. İş yapıyor musun? Yatağını düzeltiyor musun? Bazen unutuyorum. Zor mu yatak düzeltmek? Benim için zor. Oyuncaklarını topluyor musun? Ama biz taşınacağımız için kutuya koydum. Şu anda toplu yani zaten. Ama bir tane oyuncak kutumu boşaltmak zorunda kaldım. Çünkü çekicimi aramak zorundayım. O yüzden lazım mı oldu? Kaybetmişim de. Peki. Sana bir şey daha soracağım. Bir tane bulutun üzerinde, gökyüzünde yolculuk yapabilseydin nereye gitmek isterdin? Satranç kursuna. O kadar çok mu seviyorsun? Peki. Kelebekleri seviyor musun? Çiçekleri seviyor musun? Hangi çiçeği çok seviyorsun? İlkbahar. İlkbahar çiçeğini mi çok seviyorsun? İlkbahardaki bütün çiçekleri mi seviyorsun? Peki. Güle güle arkadaşlar. Pırıl pırıl gökyüzünde ne de güzel yıldızlar. Onlardan birinde mutlaka senin de verecek cevapların var. Haydi gel volta atalım yıldızlara. Bakalım bugün kim çıkacak karşımıza.